Tekno Hayat'tan merhaba. Bilim ve teknoloji dünyasından en son gelişmelerle karşınızdayız. Dünya genelinde siber saldırılar devam ediyor. Amerikan yönetimi Mayıs ayında binlerce bilgisayarı etkileyen WannaCry saldırısından Kuzey Kore'yi sorumlu tuttuğunu açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi dünyada Mayıs ayında binlerce bilgisayarı etkileyen WannaCry fidye yazılım saldırısından Kuzey Kore'nin sorumlu olduğunu açıkladı. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Milli Güvenlik Danışmanı Thomas Buzzard, Wall Street Journal gazetesinde yayımlanan makalesinde Kuzey Kore'nin bu saldırının doğrudan sorumlusu olduğunu belirtti. Bu tespitin kanıtlara dayandığını belirten Buzzard, kanıtların İngiltere ve Microsoft şirketinin de aralarında bulunduğu bazı hükümet ve özel şirketler tarafından da doğrulandığını kaydetti. Buzzard, Kuzey Kore'nin 10 yıldan uzun bir süredir kötü eylemlerde bulunduğunu ve WannaCry saldırısının da tedbirsiz bir davranış olduğunu ifade etti. Buzzard ayrıca Trump yönetiminin Kuzey Kore'nin siber ya da başka tür saldırılar düzenlemesini engellemek için maksimum baskı uygulamaya devam edeceğini belirtti. İnternet yoluyla Mayıs ayında düzenlenen WannaCry fidye yazılım saldırısı dünya genelinde aralarında Amerika, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin'in de olduğu 150 ülkede çok sayıda devlet kurumunu etkilemişti. Her hafta gündemin üst sıralarında yer alan kripto para dünyasında ilginç bir gelişme yaşandı. Vücut ısısını enerjiye çevirerek kripto para çıkaran giysi geliştirildi. İşte ayrıntılar. Kripto para piyasasındaki yükseliş birçok şirketin de bu yönde ilginç projelere girişmesine sebep oluyor. Bu durumun son örneği Hollanda'da yaşandı. Ayoa adlı şirket, vücut ısısını enerjiye çevirerek kripto para çıkaran giysi geliştirdi. Proje kapsamında insan vücudunun fazla ısısı elektrik enerjisine çevrilerek kripto para üretiliyor. Ayoa şimdiye kadar bu yöntemle 17 bin dijital para kazanıldığını belirtiyor. 2015 yılında kurulan şirket, ana hedefini yapay zekaya karşı insan gücünü artırmak olarak gösteriyor. Ve şimdi sırada bilim dünyasından önemli bir gelişme var. Bilim insanları atomda veri saklamayı başardıklarını açıkladı. Gelin ayrıntılara birlikte bakalım. Verinin giderek daha küçük alanlarda depolanması yarışında yeni bir aşamaya geçildi. Bilim insanları atomda veri saklamayı başardıklarını açıkladı. Sabit disk gibi çalışan ve bir atom kadar küçük olan minyatür mıknatısın içinde ender rastlanan holmium elementi kullanıldı. Holmium atomlarının magnezyum oksit üzerine yerleştirilmesiyle manyetik bir alan yaratılabildiği ortaya kondu. Böylece manyetik sabit diskin çalışma prensipleri atom düzeyine indirgendi ve atom düzeyinde veri depolamak mümkün hale getirildi. Araştırma ekibinden Fabian Natterer, tek bir atomda bir bit veri depolayabildiklerini söylüyor. Bu teknoloji sayesinde her 6 santimetre karelik bir alanda 80 bin gigabayt verinin depolanabileceği öngörülüyor. Başka bir deyişle, kibrit kutusu büyüklüğündeki bir sabit diskte 35 milyon şarkı saklanabilecek. Bir dönemin popüler telefon markası uygulama mağazasını kapatma kararı aldı. Fransız Veri Koruma Otoritesi popüler mesajlaşma uygulamasına veri paylaşımını durdurması için bir ay süre tanıdı. Bilim ve teknoloji dünyasında başka neler konuşuluyor? Ayrıntılar ekranlarınıza geliyor. Bir dönem ürettiği telefonlarla hatırı sayılır bir müşteri kitlesine ulaşan BlackBerry, radikal bir karara imza attı. BlackBerry yaptığı resmi açıklamayla uygulama mağazasını kapatma kararı aldığını açıkladı. Aynı açıklamada uygulama mağazasının 2019 yılında kapatılmasının planlandığı bilgisi verildi. BlackBerry, Apple'ın iPhone'da en büyük kozu olan uygulama mağazası Apple Store'a rakip olarak BlackBerry App World'u 2009 yılında kullanıma sokmuştu. Bu kararla markanın uygulama mağazasının ömrü 10 yıl olarak tarihe geçti.
Fransız Veri Koruma Otoritesi CNIL, Avrupa Birliği'nin talebini uygulamaya koydu ve popüler mesajlaşma uygulamasına bir ay süre tanıdı. Fransa, WhatsApp'a verilerini Facebook'la paylaşmayı durdurma talimatı verdi. Kurum, WhatsApp'ın ticari bilgi toplamasının kabul edilemez olduğu görüşünde. Zira CNIL'e göre WhatsApp, kullanıcıların temel özgürlüklerini ihlal ediyor. Bu yılın Mayıs ayında da benzer nedenlerden Facebook'a Avrupa Birliği'nden 122 milyon dolarlık bir ceza gelmişti. Bir alışveriş merkezinde önde gelen bir beyaz eşya üreticisinin mağazasında sergilenen bu robot, müşterilerle Connect 4 oynuyor. Sahip olduğu algoritmalar sayesinde rakiplerinin hamlelerini önceden hesaplayarak engelleyebilen robot, şu ana kadar hiç yenilmedi. Mağazada ilgi odağı olan robot, yerli yazılımıyla öne çıkıyor. Geliştirilen yapay zeka algoritmalarıyla kendi kendini öğrenen robot, aynı zamanda fabrikalarda yüksek kaliteli ürünlerin hızlı bir şekilde üretilmesinde de kullanılıyor. Bilim ve teknoloji dünyasından son haberleri paylaştık. Teknohayat'ta bir sonraki bölümde yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.